Başkanım hoş geldiniz. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk kez yapılan ikinci tur oylamayla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10 Mart 2023'te açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Bu kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla seçim takvimi de işlemeye başladı. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçiminin yapıldığı 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'la Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gerekli şartları sağlayarak aday oldu. Ancak seçime 3 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerine 3 aday yarışa girdi. Resmi gazetede yayımlanan 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarına göre Erdoğan %49,52, Kılıçdaroğlu %44,88, Oğan %5,17, İnce ise %0,43 oranında oy aldı. İlk turda hiçbir aday %50+1 oy alamadığı için 28 Mayıs'ta seçmenler en çok oy alan iki aday için yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylaması sonrası sandıkların %99,43'ü açılmışken ilan edilen kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan %52,14'lük oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. İyilikler getirsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.